Herkese merhaba arkadaşlar. Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Bugün tırnak yaptırmaya gidiyorum. Bayağıdır yaptırmadım sanırım ama bir yıl falan net oldu. En son hatta düğünümde bile olmuş olabilir ya. Evet, öyle bir şey olmuş olması lazım. Modeline de karar veremedim bu arada. Ne yaptıracağız bilmiyoruz. Orada kararlaştırırız artık. Hızlı bir şekilde çıkalım. Bir tık geç kaldım sanırım hatta. Ben galiba bu tırnak yaptırırken bana daraltı geliyor ya. Çok beğendim. Gerçekten yapıyorlar bu işi. Şimdi eve gidelim. Hemen işlerimi halledelim. Üstümü değiştim ve geldim. Ay tırnaklarım. Çok hoş. Şimdi limon topları yapacağız. Fit limon topları tarifini yapacağız. Ofiste acıktığım zaman hani atıştırmalık açısından taşınabilir bir tarif istiyordum uzun zamandır. Yani bugünden yapsam yarın herhalde bir sıkıntı olmaz değil mi? Yani olmaz sanırım. Öyle onu yapacağım. Çünkü yani böyle 3, yani genelde böyle öğleden sonra 3 gibi bir acıkma durumu oluyor. Bir de bugün bir köfte yapacağız. O buzluk için yapacağım bir köfte. Onun haricinde de buzluk sürekli poşetlerle dolu şu an. Onun için ayrı bir buzdolabı yerleştirme videosu yapacağım herhalde. Çünkü yani kendim için de yapmam gerekiyor. Çünkü böyle bir karışık yani, anladınız mı? Hani köfte yarıyorum, köfte yok. Ayrıca köftenin bittiğini sanıyordum. Bir baktım orada köfteler varmış aslında biraz da. Yani işte o tamamen hani düzen oturtturabilirsem çok iyi olacak orada. Bir bu hafta bakalım, o hani buzdolaplarında kullanılan bir plastik kaplar var ya, onları bir sipariş edeyim ve haftaya onun düzenlemesini yapalım. Arkadaşlar merhaba. Malzemelerimi hazırladım. Ve şimdi one minute. Şu çiğ köfteci şey gibi şöyle peçetesini aldım. Ellerimi kurulamak için. Malzemelerimi de hazırladım. Dediğim gibi limon topları yapacağız. Umarım güzel olur. Böyle sağlıklı şeyler açıkçası güzel olmuyor ama bu cheesecake tadında olduğu iddia ediliyor. Bakalım gerçekten cheesecake tadında mı? Cidden. Yani cheesecake tadını verebilecek misin sen bize? Limon topları. Yoksa ben mi gerçek ismini söyleyeyim? Limon topları. Hadi başlayalım. Arkadaşlar hemen malzemelerimi tanıtayım. 3 yemek kaşığı labne. 6 yemek kaşığı yulaf ezmesi. Ama ben bunu biraz daha öğüttüm çünkü daha ince kıvamlı olmasını istedim. 1,5 çay bardağı Hindistan cevizi rendesi. 1 adet limon kabuğu rendesi. 3 yemek kaşığı bal. Ve yarım limonun suyu. Bunları karıştırarak ortaya güzel bir şey çıkacak diye düşünüyorum. Umarım. Başlayalım mı o zamansı? Başlıyoruz. 6 yemek kaşığı yulaf ezmemizi koyalım. Sonra limon suyumuzu. Diğer şeylerimizi de karıştıralım. Bakalım bundan nasıl San Sebastian canım çıktı ya. Balımızı koyalım. Bayağı bir şey olacak gibi. Şimdi top haline getirebiliriz. Tam tamına 12 tane çıktı. Şimdi buzdolabında 15-20 dakika bekletiyoruz. Şimdi toplarımızı buna bulacağız.
arkadaşlar. Bitti. Güzelce saklama kutusuna koydum şeylere, limon toplarıma. Bir tanesini denedim. Güzeldi. Denerken keşke gösterseydim ama gerçekten iyiydi ve soğuyunca hatta daha güzel olabilir diye düşünüyorum. Beğendim. Nice. Şimdi köftemi yapacağım. Köftemin yapılışını da göstereceğim. Köfteli köfte bowl bile yapabiliriz bugün aslında. Köftelik malzemelerimizi hemen halledelim. Şık 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 şık. Evet. Soğan. Şimdi bir de masaya da tam burada ekmeğini robottan geçireceğiz. Ama ben masa kullanacağım çünkü evde çok fazla var. Bari onlara hani değerlendirmiş olayım hem bu yöntemle. Baharatları da hazırlayalım. Bir çay kaşığı pul biber. Karabiber, kimyon. Kimyon bu. Karabiber. Tamam. Yarım pakette kabartma tozu. İki. Allah'ım bu karabiber beni mahvediyor ya. Yarım şişe de maden suyu. Yarısını zaten ben kullanırım, yarısını içerim. Şimdi malzemelerimiz hazır olduğuna göre kabımızı alalım. İçine hemen direkt yoğurma işlemine başlayalım. Hatta direkt rondoda da aslında, yani yoğurma işlemini onda da yapabiliriz ama öyle mi yapsam? Ben hiç bu arada şeyi denemedim. Yani robotun içinde köfte yoğurmayı denemedim. Onun için ya sanki böyle el lezzeti değmesi gerekiyormuş gibi düşünüyorum. Doğru mudur arkadaşlar? Bu sefer de şeyde deneyim, daha basit olur. Belki daha iyi olur. Bilemedim. Hadi bir robotu deneyelim bugün de. Bakalım nasıl olacak. Yok ya, ben bunu iyi... Yok. Bildiğinden şaşma. Yani ben bildiğimden şaşmak istemedim. O yüzden direkt bakalım ne yapacağız. Şimdi diğer bütün malzemeleri koyuyorum içine. Ne var? Soğanımızı. Vasamızı. Yarım da soda. Oldu herhalde. Bunu da artık içi veririm. Bunu bu arada yoğurduktan sonra da 2 saat dolapta bekleteceğiz. Sodamı içeyim, ziyan olmasın. Evet, şimdi artık yeterlidir diye düşünüyorum ama biraz daha yoğurayım ya da. Arkadaşlar şimdi 2 saat beklettim. Dolapta şimdi bunları yuvarlak yuvarlak küçük küçük toplar yapacağım. Aynı anda Feriha'mı da izliyorum. Bir şey yaparken bir şey izlemeden duramıyorum ya. Hadi şimdi hemen hızlıca bunları top haline getirelim ve buzluğa fırlatalım. Uyanırsan ya, hadi Feriha ya, bir kerecik ne olacak? Ya 40 yılın başı... Gerçekten vallahi pes dilim çıktı ya. Çok yoruldum. Ama bugün ödevimi verdim çok şükür. Bu arada arkadaşlar bu geçen hafta seramik kursuna gitmiştim ya, hatırlıyor musunuz? Workshop'una daha doğrusu, oradan bir bardağım, yani çıkan bardağım. Şöyle bir bakar mısınız? Aslında güzel gibi de işte, kahve içince çay içince gözü çıkacak. Şuraya da fokus yazdım ama ne kadar anlaşılıyor bilemedim. Ya şuralarda işte böyle yarı buçuk boyama şekli işte, tamamen o şeyden dolayı. Ama asimetrik olması falan bence güzel değil mi? Hani böyle bir enteresan. Bunu ofiste kullanacağım, ofiste götüreceğim. Ama şimdi bir çay falan içmek istiyorum, bunu güzelce yıkayalım. Ondan sonra çay ya da kahve içine koyalım, bakalım nasıl oluyor içince. Biraz gerçekten artık me time yapmak istiyorum. Çok kötüyüm ya. Yeter bugünlük.
Allah Allah. Antenlerini yapamadım bu arada. Çünkü antenini yapsaydım bu sefer bardağın dışına çıkacaktı. O yüzden antensiz salyangoç. Şimdi kaybolacak mısın? Kahve mi yetmedi? Salak mısın? Ben seni nasıl içeceğim? Her gün bitecek mi böyle?